Bir kere şunun işe yaradığını görmedim ya. Yok yok, bayağı işe yarıyor abi ya. Ya bırak. Bu arada artık hep teknoloji gelişti. Artık şeyden, kendi waveform'dan bağlayabiliyor. Abi çok büyük bir işe yarıyor aslında bizim şöyle. Yok. Bizim kameralarla şey aynı uzunlukta ses almıyor ses. Nasıl almıyor? Sesle kamera böyle bir saatlik bir yayında 2 saniye falan sapıyor. Kayıyor değil mi? Kayıyor. Hmm. Sesi ne esneterek diyorsun? Baştaki sondaki senkrona oturtuyoruz. Sen Allah kendini Allah. Buradan duyduğun için tam konuşamıyorsun değil mi? Gecikmeden dolayı. Yok yok, kıstım şimdi. Ha okey. Bana oluyordu o çünkü yayında çok komik. Bir de bunda gecikme oluyor. Bunda tam şey geliyor. Ha iyi anlık. Tamam. Evet, keyifli sohbetle programımıza hoş bulduk falan. Kendisine hoş bulduk diyor böyle. Korkunç bir giriş. O Delide'nin yeni bölümünde bugün konuğumuz Ercüment Orkut. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yorum geliyordu. Boğaç'ın arkadaşları bitince kimi çağıracak çok merak ediyorum diye. Ben de kuzenimi çağırmaya karar verdim. Ben zaten Boğaç'ın formatında şöyleyim. Yine formata başlamış. Bir 2,5-4 hafta 6 yani ayarlayayım ben böyle. Nisan ortası gibi bana sıra gelir diye. Bu da onlara bir cevap olmuştur diye düşünüyorum. Ama yani şaka bir yana çok yorum geldi. Ercüment abi niye hala tane, gelmedi? Bir falan. Tane gelmiş. Yok yok, geldi. Sen bir videoya bakmışsın. Her video aynı kişi yazıyormuş herhalde. Evet, hoş geldin abi. Hoş. Seninle burada bu şekilde konuşmak hala sürreal geliyor bana. Evet, çok zaten saçma geliyor yani. Programın ben de... Yani zaten Sokrates kanalını da ben düzenli izleyicilerinden biriyim. Çok da güzel burada olmak. Sağ ol abi falan. Üzerine alıyor beni. Ve şey ya, seninle ilgisi yok. Burada biliyorum. Olmak çok da, onu demek istiyorum aslında. Şey yani programın şöyle bir konsepti var galiba. Bir süre senin bu kanalda bir şey yapma üzerindeki gerginliğinden bahsediliyor. Kesinlikle. Ya ben çünkü bakıyorum konu alıyorsun karşısına 10 dakika şunu anlatıyorsun bak. Ya ben burada çok geriliyorum. Evet aslında ya. Aslında bu gerginliği atsam mı? Geriliyorum. Her bölüm falan. Aynı şey böyle. Bir de şey çok enteresan gerçekten, bir yerden sonra ben çok konuşuyormuşum, onu fark ettim. Konuğa yeterince söz bırakmıyormuşum. Daha doğrusu Ece bir dikkat et buna falan dedi. Sonra bir baktım hakikaten %70 ben konuşmuşum bir bölümde. Dedim böyle şey, böyle konuk mu ağırlanır yani? O yüzden abi anlat, dinliyorum falan diye böyle sana atıyor. Gidiyor. İnsan kuzeni olunca tabii ben buraya normal gelecektim. Ama dedim ki kuzenimizden dinlemem. Ben yine de işimi yaparım. İnanılmaz araştırma yaptım. Büyük abi. Profesyonellik. Sağ ol. Çok güzel araştırma yaptım. Şey mi yaptın mesela? ChatGPT'ye geçen Türkiye'nin en iyi saksafoncuları kim diye yazmışlar. Ben çıkmışım böyle. Harbiden saksafoncu mu? Alakası yok. Alsam ses çıkaramam enstrümanı yani. Of, umarım ChatGPT kullanmamışsındır. Aşırı özgüvenle cevap veriyor ya, ben hastayım. Evet ya. Hiç evet. Kullandım muhteşem. Tabii tabii direkt. Böyle dünya yalan daha yanmış. Çok bildiği evet, bir şey yokmuş gibi cevap veriyor. Yani. Çok iyi bu arada, ben çok seviyorum. Ya çok güzel ama işte ne sorduğunda ben... Yani gerçekten artık Google motorunu kullanmak yerine ChatGPT'ye evet. yazmak istiyorum. Ama bir yandan da bir şeylere emin güvenmemiz gerekiyor. O yüzden bildiğim bir şey yazıyorum. Yanlış böyle. Söylüyor alakasız. Yapa yanlış ama. Yani oha diyorum dedi. Gerçekten çok özgüvenli cevap veriyor. Evet. Nasıl güveneceğiz o zaman falan oldum. Ve oradaki en büyük tehlike, bir de aşırı kültürlü başladı sohbet bu arada. Evet. Yapay zeka falan. En büyük problem abi şey. Mesela 6 doğru 1 yanlış falan söylüyor ya bir cümlede. Hani, nasıl yani? Ya sadece mesela... Onun farkında değilim. Arada bir doğru da söylüyor ya sorduğun tabii, soruda. Tabii canım. O yüzden ayırt etmesi çok zor. Yani ha, full evet. saçmalasa dersin doğru. ki bu doğru olamaz. Evet öyle ama değil. Çok abi. Yediriyor tam yani. Böyle şey gibi işte. Matrix'te artık hangisindeydi? Animatrix'te mi? Matrix 1'de mi? Yani o güzel zamanlarında. Matrix'te glitch olduğunu küçük bir hatayla böyle bir dakika bu işte her şey çok dejavu. İyi görünüyor ama dejavu evet bravo. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. onun gibi yani böyle bir sürü şey doğru evet. arada ya ben hariç bir sürü saksafoncu da vardı orada. Misal mesela, ya araya yani, sıkıştırmışsın. Hani bayağı böyle iş gelebilir bana yani anladın mı böyle. Biri oraya sordu diye davet ediyorlar. Evet abi araştırmama önce kendi anılarımdan başladım. Geçmişe gittim. Sonra şunu fark ettim bir geri dönüp bakınca sen... istemeden de olsa bir kısmı belki isteyerek ama beni çok şekillendirmişsin abi. Böyle bundan bahsederek. Evet böyle bir program istiyorum. Yapmak istedin değil misin? Şu yüzden buna girmek istiyorum. Buradan da izleyicilerimiz bilmeyenler varsa mesela ben gidiyordum kalmaya. Ben uyuma problemi çekiyordum. Bana o değil de Punk'ın... falan değiştiriyor. Bunu konuşmak istemiyorum.
Daft Punk'ın Discovery albümünü repeat'te açıp uyutuyordun abi mesela. Evet. Ve belki de bütün müzik zevkimi şekillendirir. Yani o gün İbo açsan belki de başka bir boğaç olacaktı. Keşke karşına. İbo açsaymışım. Gengin olurduk. Çok yanlış bir yatırım yapmışım. Hiçbir işimize yaramadı. Hayvan işimize yaramadı. Remix seviyor. Üç dinleniyor falan. Abi Daft Punk çok kötü bir Daft Punk gibi boğaç mı falan. Evet. Direkt öyle bir şey. Yok, şaka yapıyorum. Yok yani böyle şey gibi oluyor. Ya öyle. Proje aslında. Çocuklarım varmış gibi böyle sürekli evde çocukları uyutup bir şey dinleten delirmiş. Bilal böyle B odasında kim var falan. Kaseti değiştir falan. Acaba çocuklara ne dinletirsek nasıl bir şey çıkar gibi. Evet. Yok bir şeyim yoktu tabii ki. Tabii canım öyle bir niyetle yapmadım. Niyetim yoktu. Muhtemelen seni uyutup kafa dinlemek istiyordum. Evet al evet bunu, ama içeride bir oyun oynayayım sana falan. 90 dakika maç açmamdan hiçbir farkı yok aslında. Oraya geliyordum. FIFA'da eskiden 90 dakika maç vardı. Niye yok? Bence olmalı. Ya şöyle acaba daha mı yavaştı o zaman FIFA bilmiyorum. Hmm. Şu an belki işte 82-81 falan diye biter diye mi? Yok olabilir. Acaba herhalde olabilir. O yüzden belki. Çünkü daha çok pozisyon falan oluyor ya. Eskiden 90 dakika maç açılıyordu ve sen bana açıyordun. Evet, ve şu tabii. An futbol oyunlarını çok seviyorum. Bak Daft Punk futbol oyunları oldu. Başka Zeytin anımız var seninle. Evet. İlk Zeytin'imi Ercüment abinin... Bu en saçması. Niye bizim eve kadar sen Zeytin yememişsin? Bunu ayrıca konuş. Yani. Ya da teyzem şeyden şüpheleniyordu yani. Bu çocuk Zeytin'i yiyemez falan gibi. Henüz hazır değil. Neden öyle? Niye bizim evde yani? Şeydi mi sen arıyorsun? Zeytin yedin ne yapalım? Dolu değildi. Projemiz vardı. Evet yani... ilk defa zeytin yemiştim sizin evde ve evet. Çekirdeğini yutmuştum. Evet. Ve bizim yani. Annem ve ben şok aynen. Şoka girmiştik yani. Bu aç bir şey çıkarman gerekiyor yani bundan bir çekirdek falan. Ne çekirdeği ya falan diye tepki verip böyle ve... hala öyle ben sonra öyle devam etmeni bekledim. Yani sindirim sistemini de aslında bir upgrade etmek istedik. Ama zeytin sevmiyorum mesela. Oha. Tabii zeytin bu yemiyorum. Bu kadar mı ya? Aynen. Ve böyle aşırı şey yaptım. Tribe girdim. Bana ilk oynattığın oyunlardan biri Blood and Magic diye bir oyundu. Dungeons and Dragons ve Real Time Strateji. İkisi de şu anda oynadığım tek bir de futbol oyunları dışında. Oyunlar. Dungeons and Dragons ve... Yani dedim oha çok korkunç böyle. Evet. Acaba isteyerek mi yaptım falan. Ama yani teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana ya. Yok, benim yani, için çok mutlu eden bir kısım oldu yani. Ben uzun süre bu çocuk bir baltaya sap olamayacak falan derken böyle inanılmaz güzel bir hepimizin yani gerçekten kuzenin olmak başka bir şey. Her türlü üretimini böyle evde sen değilmişsincesine tüketiyoruz. Hani ne mutlu bana bir şeyin varsa senin bütün beslenmende çizdiğin yolda. Tabii ki var abi. Ya bu böyledir gerçi. Ağlıyorlar. Hepimiz abimiz, ablamız ya da işte kimse evet. Rol modelimiz onun bir etkisi oluyor. Ne mutlu bana yani. Süper. Ama ben şeyleri kendimi görüyordum kendimi öldürmek için açmışım evet. Gibi oldu. Kaç yaş var abisin aranızda ya? 5 yaş var. Evet. Tam güzel aslında. Ama böyle anlatınca böyle seni uyutmak için falan deyince ben dedim çok mu büyük mü yaş farkı? Yok ben uyuyamıyordum. Kabus görüyordum falan öyle bir çocukluktmuş ben. Yok biraz şeyle de ilgiliydi. Ben biraz erken büyümek zorunda kaldım. Hayat şartlarından dolayı. Bu da bir türlü büyüyemedim. Ben de hala büyümedim. Biraz öyle denk geldi. Ya FIFA'nın 90 dakika olması evet konusu abi. Bu arada hakikaten çok tatlı romantik bir şey ya. Müthiş ya. Ve ben aşırı derecede bu dönem tekrar bir aşk nefret ilişkisindeyim. Beni tekrar arkadaş olduk biz Kenan Doğulu'yla. İşte beraber FIFA session'ları da yapıyoruz müzik hı-hı. Dışında. Ve kondisyonumu tutmam gerekiyor. Çok iyi oynuyor oradaki ekip Kenan dahil. O yüzden FIFA oynuyorum yine. Fakat abi online oynayınca ancak şeyini tutabiliyorsun kondisyonunu. Ya çok gıcık oynayanlar var. Geçen gün 1-0 öne geçip sırf incelemek üzere bekledim maçın sonuna kadar. Kalenin önünde top çevirdi tam 80 dakika. Yani 80 değil o kaçça denk geliyorsa 4 dakika neyse. Ve alamıyorsun abi alınamıyor yani. Çok da güzel çeviriyor. 80 dakika yani bu mudur falan diye böyle böyle tabii Jason 2009 falan yazıyor. Böyle bu arada ben çocuklara falan sinirleniyorum. Böyle, öyle bir ortam var evde böyle. Abi çok haklısın. Ve böyle oynamayacağım bu oyunu ya falan diyorum. Olmuyor sonra. Gene böyle bir maç izliyorum falan. Bir de Fenerbahçeliyim. Hayat çok zor yani gerçekten. Bu arada şey çok enteresan ya. Evet yani ben seni işte tabii onu ki... nasıl yapamamışım peki bir de? Ben seni nasıl Fenerbahçeli yapamamışım? Tam onu diyecektim ben de. Yani bu kadar şeye etki edip evet. Burada... Ama sen de çok yakından takip etmiyordun o dönem. Her Fenerbahçeli gibi. Nasıl olsa şampiyon oluyoruz. Doğru.
Daha doğrusu ben mesela çok fazla senin hani böyle gerçek futboldan bahsettiğin ana denk gelmiyordum. Yok yok öyle değildi. Çok yakından takip etmiyor gibiydin. Ne hikmetse bu sezon bir sen bir de Fazıl Say. Evet. Yani piyanistleri bile delirttiniz evet, yani. Abi, gerçekten şey gibi ya. Yani bir sonraki sezona cliffhanger yapmak gibi böyle senaryo gibi artık. Evet yani. Ya çok ama gerçekten artık yani psikolojik bir durum oldu. 1-0 geriye düşüp ikinci penaltıyı kaçırıp sonra 4 gol yemek falan hani. Evet çok psycho. Yani, senin ilk defa tweet attığını gördüm ya. Evet abi delirdim yani. İstifa falan yazıyorum. Alakası yok. Böyle. Ya bak daha sonra transfer inceliyorum ama. Ben anladın mı trende böyle sonra böyle deliriyorum evde falan ya rezillik ya. Yani. Daha sonra söyleyecektim ama ekşi sözlükte biri seninle ilgili şöyle bir şey hadi yazmış be. Çok hoşuma gitti. Atatürk'ün ülkeyi kurduğu zaman hayalindeki cumhuriyet insanı demiş. Hani caz müzisyeni falan böyle evet, inanılmaz. Ama Fenerbahçe eli doluyor ama Fenerbahçe istifa falan tweet atıyor. Biz yani Fazıl Say da olmasa gerçekten bu bir pattern diyemeyiz ama. Evet gerçekten enteresan. Evet, pattern evet. Gibi. Gerçekten öyle bir durum yani, var. Yani seni iyi ki yapamamışım Fenerbahçe. Bence de. Ona da seviniyorum bari. Abi caz müzik buyurun. Falan diye konu buyurun. Açıyor böyle. Caz var. O kadar mı? Bir de tabii dizi müzikleri var şu anda hayatında. Bu tabii şöyle şeylere yol açmış. Ben şimdi bir internette bir araştırmaya şey yaptım, gark oldum ve diskografini bir yerde şöyle yazmışlar. Daha doğrusu bulunduğun albümlerin isimlerini. Naz Dra ve Authentic Anatolian Project, İstanbullu gelin. Tamam. Selam Beytekin Project, Omit Tree, adını Feriha koydum. Tamam diye arası sıkışmış böyle. Bu ikisini böyle komple ayırmaları gerekirken böyle bir şey yapmışlar. Ama sen tabii ki bu iki dünyayı da şu anda deneyimlemiş ve hatmetmiş bir insan olarak. Bu şimdi konuya mesela bakışın ne? Kuzenim yani. Olarak cevap vereyim yoksa şimdi burada konuk de, gibi cevap vereyim buna ben gerçekten. Ben de onu düşündüm. Yani bizim bilmediğimiz bir şey yok. Yani. O yüzden ama bence sen bilmiyormuşum gibi cevap verebilirsin. Şöyle o zaman. Yani ben ikisinde hep benim okul hayatım boyunca şey hayalimdi. Yani ikisini birden yapmak gibi bir hayalim yoktu ama caz müzisyeni mi olsam, film müzik mi yapsam falan diye ikisinin arasında kaldım. Caz müzisyeni olursam aç kalacağımı düşünüyordum biraz. Film müziği yapmak için işte Türkiye'de ama film yok. Nasıl olacak? Filmlerde müzik yok Türkiye'de. Sanat. Yani gerçek filmlerde. Hani Neşeli Dede 15 falan gibi filmlerden bahsetmiyorum. Onlar zaten otomatikman klarnet böyle klarnet getirin bana falan. Nerede geçiyor? Oradan, Ege'de klarneti getirin falan. Klarnetle başlıyor böyle. Daha Hollywood bir yerden bir film çekilmiyor bizde ya da Avrupa sineması gibi. Ya da daha müziğe gelemeyecek kadar yeni. Evet ve müziğe yani iyi filmler, bir sürü iyi film de yapılıyor ülkemizde ama sanat içeriği olan nitelikli filmlerde de müzik kullanmıyor yönetmenler. Yani daha çok şey gibi mesela Kubrick gidiyor işte şey kullanıyor. Direkt Richard Strauss ya da Ligeti falan gibi klasik müzik bestecilerinin eserlerini alıp koyuyor. Ve bir takım kelimeler diyor. Evet. Yani bir sürü telifli iş koyuyor ve onlar muhtemelen Kubrick olduğu için stüdyo ödüyor falan. Kendisi seçiyor yani bir şey kimseye yetki bırakmıyor. Muhtemelen kontrol delisi olduğu için. Bizim ülkemizde öyle bir şansım da yoktu. Ne yapayım ne edeyim falan derken sen düşünürken aslında hayat ilerliyor ve bir şeyler oluyor ya. Her ikisi birden Türkiye'de görüntü ve müzik yapmanın en büyük karşılığı herhalde dizi müziği. Çünkü en çok üretilen, tüketilen şey, görsel iş. Ve ben ortağım Cem Tuncer'le bir kayıtta tanıştım. O sırada da kompozisyon bölümünü bitirmiştim zaten. Hani caz kaydı mayıdı derken kendimi o dünyanın da içinde buldum. Bir baktım böyle Özcan Deniz ve Cem Aksel arasında bir hayatım var ya. İnanılmaz bir yani, skala bu arada. Bu bir gerçek. Sonra da benim aslında var olmak istediğim müzikal kişilik de tür ayırmayan birisi olmak. Yani çünkü şeyi ben sevmiyorum. Öyle yapana da saygım var diyeyim ama hani tutuculuk her konuda tutuculuğa karşıyım. Hani klasik müzisyenler var. Öyle olmayanları tabii ki tenzih ediyorum. Caz işte eğlenceli çok ne var onu yapmakta diyen var. Caz müzisyenleri klasik müzisyenleri işte bunlar zaten yazanı çalıyor ne var diyen var. Ya da işte arabesk müziği aşağılayan var. İşte pop müziği var. Ne var oğlum onlar popçu diyen var. Falan. Bunlar hep var ama. Ya da Twitch'te program yapıp metal müziğe bir şeyler diyenler var.
metal ve trap konusuna ayrıca gelir istersen. O değil de şeklinde. Dolayısıyla ben her müziğin iyisini trap ve metal hariç falan. Bittim şu an, çökerttim. Alev attım böyle. Ben altıma. Bize dedim canım, sana demedim. Falan. O programda ben yokum çünkü, değil mi? Her şeyin, her türün iyisinin yapıldığı sürece arkasında durmak isteyen ve seven biriyim. Hatta daha yeni işte benim bestesini yaptığım İntizar'ın sözlerini yazdığı bir parça yayınladık, evet, mesela. Ya, müthiş bir şey. Yani enteresan bir şey. Evet, güzel yani, benim hoşuma gidiyor. Çünkü ben arabesk de mesela çok iyi oldu. Tanrı istemezse diye bir parça vardır, çok severim mesela. Ama arabada Craig Taborn dinliyordum gelirken falan, hani... Bu şey, böyle olmak beni ekstra şey yapıyor yani. Ya da caz konserinden çıkıp Erdem Kınay dinleyerek dönüyorsun. Tabii tabii, direkt falan. Evet. Evet tabii ki. Yani ben ya onu işte bilmemeleri bazen iyi oluyor ama. Yani arabadan gerçekten muhteşem bir konserdi. Böyle toplam 6 nota çaldınız. Evet. Oh, çok teşekkürler falan diye arabaya binip karşıma bir daha falan diye böyle eve böyle gidiyorum. Camlar kapalı böyle falan diye. Falan diyor. Kim ya, bilir ne dinliyor acaba falan diyor. Ya reset yapmayı da seviyorum. Tabii aslında. Tabii direkt o. Ama gelmişti bana tepki mesela. Neydi benim sevdiğim Demet Akalın parçası? Rota. Rota mıydı? Rota var. İşte şey var. Çok var abi. Var. Helal ettim var falan. Bir gün Ferit Odman, ben, Kenan Doğulu. Elsa benim hocam. O geldi aklıma bir anda. O öyle dedim. Puf dedim yani. Kenan, ben, Ferit işte ihtimaller ekibinden birileri oturuyoruz falan. Ben Kenan'a bir Erdem Kınay arajmanı denetim. Çok iyi oğlum bu adamın yaptığı işler falan diye. Böyle bir Ferit gördüm yanında. Biz Kenan'ı dinliyoruz. Ferit inanamadı. İnanamıyorum bunu dinlediğine falan dedi böyle. Oradan düşününce evet, doğru, aslında garip gitti düşünülebilir. Ama yani demek ki bir yandan da bir şeyler, yani şuradan. İyi işin tarzı yoktur falan gibi iddialı cümleler kurabilir miyiz bu konuda? Böyle sıkıcı ve evet, öyle biri cümleler olmak istersek. Kurabiliriz ama gerek ben var mı onu bilmiyorum. Anlatmak için demiştim. Dolayısıyla o katalog aslında doğru. Yani nasıl ayrılacak ki? Sonuçta kronolojik yazdığın zaman öyle oluyor. Hı-hı, yani tabii. Benim çıkan albüm sırasında gerçekten Töz 2 var. Hı-hı. İşte arkasından Gibi'nin sezon finalinin müziklerini yapmıştım ben, ikinci sezonu. Hı-hı. O var. Oraya geleceğim. Sonra da şey var. İntizar var falan. Anladın mı? Şimdi kronolojik yazdım mı böyle. Tabii. Yani. Ama burada mesela solo albümlerini falan yazmamışlar. Yani bu listede de bir sıkıntı var. Ya o var tabii yani. Öyle sonuçta saksafoncu cevabı veren bir chat gibi olan bir yer yani internet. Peki abi, şimdi şey de enteresan oldu. Ya böyle de çok garip hissediyorum. Sana böyle sorular sorarak ama. Öyle bu hayat. Bu program öyle olacak belli ki. Bu Uncanny Valley durumu yaşıyorum şu an. Neyse. Böyle birazcık yayınlarla birlikte aslında, daha sonrası tabii, öncesinde Instagram'da da aslında keyifli bir içerik serim vardı. Bir içerik üreticiliğe doğru böyle bir şey teması oldu gibi. Bir evrim oldu. Orada da ben senin kişisel olarak şey düşüncelerini de bildiğimden, hani bir müzisyenin Instagram sayfasında içerik olmadığı, böyle bir dünya var mı ya falan diye bakılıyor ya artık. Hı hı. Ve sen de tabii ki. Aslında ben de, yani ben mesela hala story çekmiyorum. Yani bir tane story falan paylaştığım, evet, yok yani. Senin durumunda o bazen bana da dank ediyor. İlginç, evet, aslında. Senin... Yani çünkü niye ki yani falan diyorum. Sende de var bu his, biliyorum. Aşırı var. Ama çağ da buraya gitti. Bunu engelleyemiyoruz falan. Böyle de bir durum var. Bir yandan da bir şey, yani ürettiğin konuyla alakalı konuşmak da istiyor insan. Hı-hı. İçerik de üretmek istiyor. Ama buradaki geçiş senin için hani nasıl oldu falan gibi böyle sana da böyle sorulmuyor ama neyse. Ne biçim soru o? Evet yani, hayır, şunu demek istiyorum. Yani bu konuya mesafeli bakıyorduk aslında. Evet, sen de, nasıl ben kırıldı de bu? Falan. Evet, ve ikimiz de kendimizi bu dünyanın içerisinde bulduk. Yani sen sadece bir müzisyen zaten olmamalıydın bana sorarsan. Ben çok daha önceden olması gerektiğini düşünüyordum ama bu paylaşım yapma dünyasını bizi de mecbur bırakıyor ya, onu sormak, evet, istiyorum anladım aslında. Ya bizimki yani aslında ne kadar epey içimizden gelecek. Geriden geldi. Ya yani sende de bende de bence şey var. Hazımsızlık falan değil mi? O da var. Bende var ya. Yani. Söyle.
Ben hep direndim aslında ilk Instagram vesaire çıktığında. Böyle bayağı da şey diyordum yani. Bu ne böyle, bunda işte bilmem ne. Ben niye böyle şey olmaz falan desem inanılmaz alıyor yürüyor zaten. şey tavsiyem vardı benim. Bana da demiştim falan. Ben ne yapıyorsam beni mutlaka yayınlarımı izleyin. Çünkü ne diyorsam tersini yapın, zengin olacaksınız. Falan gibi bir şeyim vardı, mottom vardı. Hatta bir şeye gitmiştim. Türkiye'ye, Amerika'da okuyan bir çocuk vardı. Türk, Berkeley'de okuyan. Onun bir workshop'u, daha doğrusu bir film müziği bestecisi Sheldon Morowitz diye. Onun workshop'unda gelmişti bu o çocuk. Eren'di galiba adı. Ve o zaman Instagram'ı böyle bir şey olarak anlatmıştı. Yani şimdi bir ben var, bir de böyle bir ürün olarak ben var. Buna böyle bakmanız lazım falan demişti. Ben böyle lan oradan falan olmuştum. Bu ne şey, böyle şey olur mu falan demiştim. Artık o dünya öyle falan denilen şeyleri resmen abi bizimki aslında boomerlık. Seninki de öyle. Öyle. Ama bir yandan da çok biz olan bir şey bu. Yani biraz daha ince eleyip sık dokumak, şey bakmak, eleştirel bakmak. Yani yakışık alır mı falan gibi bir yerden. Tam olarak o kadar yargılayıcı değil ama öyle bir yerden baktığın zaman direndik aslında biraz. Fakat sonra kırılım nasıl oldu? Aslında pandemi değiştirdi her şeyi. Yani ben... Bizim işte ikimizin de dedesi olan, yani annelerimizin babası tiyatrocu aslında. Falan ne bilmiyor. Damn. Zeytin. Şöyle şey vardı ya. Rocko's Modern Life diye bir. O değil de. Rocko's Modern Life diye bir çizgi film vardı, evet. Hatırlarsan. Neydi? Orada Fox. Abi sezonlarca. Yok, Nickelodeon. Nickelodeon pardon. Daha önce. Sezonlarca. Evet. Şey gidiyordu. Heifer diye bir. Heifer'dı galiba. İnek var. Ailesi kurt. Üçüncü sezonda falan öğreniyor evlatlık olduğunu. Ben yerlerde yuvarlanmıştım. Ne? Falan diye şaşırıyor böyle. Herkes yıkılıyor falan. İneksin oğlum sen, bütün aile kurt lan. o hesap böyle bir şey varmış gibi oldu. Bizim ailemizdeki hani bu dedemiz tiyatrocu olduğu için biz de bilmem ne falan. Öyle bir bakış açısında da değiliz zaten. Ama bir böyle bir storytellerlik, bir hitabet. Bir şu omuz bir... bir boyun bir şey var gibi yani varmış ki ben yıllar önce dediğim 1000 yıl önce yani gerçekten kaç sene önce işte 10 yaşındayken falan ben kaç oluyor 28 yıl önce 29 yıl önce hatta biraz daha uzun değil mi 28 falan Hürriyet gazetesi bir ilan veriyor abi gazeteye. Zeytin yemeyen çocuklar arıyorsun. Bir tek ben varım böyle dünyada. Gidiyor böyle bak. Şey diye. Neyse böyle bu kadar vague bir ilan görmedim abi. Yani nasıl oldu anlamadım. Yetenekli çocuklar arıyoruz. Neye ama? Yani ve annem beni buna götürüyor falan. Evet, bir müzikle ilgilenen bilmem ne böyle ha, yetenekli müzik falan bir şey var. Ama öyle değil, gerçekten çok garip. Şimdi unuttum, hissi duruyor çünkü çok eski bir olay. Gittik ve abi alakasız böyle ben işte sen ne yapıyorsun? İşte sirk mi burası neyse yani ben ork var orada, ork çalıyorum, biri var. İşte top sektiriyor. Öbürü bilmem ne yapacaklar belli diye. Ya içerik üretmek için bir şey mi arıyorlar? Acılmış neydi? Böyle de. Falan yani. Ve meğersem Hür FM diye bir radyo var o zaman. Şimdi yok galiba. Orada bir radyo programı yapılacak ve oraya bir ekip topluyorlarmış. Falan diye ben oraya girdim. Ve ben orada bir yıl falan radyo programı yaptık hep birlikte. Elma şekeri diye. Evet. O zamandan beri biz sonra bir başka bir arkadaşım vardı konservatuarda, Özgür diye, ona da selam olsun buradan. Birbirimize kasetler dolduruyorduk. İşte ben böyle radyo programı yapar gibi, belki sen de biliyorsun, dur hatırlıyorsundur. Evet, hatırlıyor musun gerçekten? Beni konuk almıştın. Ben ama 3 yaşındayım evet. Falan yani cümle kuramıyorum. Bu açıdan şey diyorum, sen 10 yaşındasın, şey sen 3 yaşındasın, ben 10 yaşındayım, 8 yaşındayım neyse. İkimiz birbirimizden komiyiz yani. Bu açıdan diyorum ki... Boğaç işte ne dinlemek istersin diyorum. Oynama şıkıdın var mı Tarkan'dan? Ne anlıyorsun? Bunu sana hala dinletemedim. Yok, bunlar daha eski bu arada. Daft Punk falan ben de tabii bilmiyorum tabii. O zaman. Yok diyorum. Bir şey daha istiyorsun, o da yok diyorum. Sonra şey diyorum sana. En iyisi sen şey dinle diyorum. Yonca Evcimik'ten. Ne vardı? Bandıra bandıra ha. Ye beni falan dinleyeceğiz şimdi falan diyorum. Tamam. Falan diyorsun ama hiç okumsuzsun. İkinci istediğin de şey bu arada. Çılgınımdan
Burak Kurt. Abi dünyanın en şeker şeyi bu arada. Hala dinletemedim sana bunu. Böyle radyo programı yapar gibi bir şeyler falan ben abi, elimde evet ya, geziyordum. Manyak mısın bu arada? 8 yaşında ne sen yapıyorsun? Niye 3 yaşında çocuğu radyo değil programı kaydediyor? Ya. Kaydediyor bu arada. Evet. Yani bu şey değil. Gibi yapma değil. Kaydı var hakikaten. Kasetten kasede yani Boğaç'la röportajı kasede şey. Alıyorum. O kasetten o kasede aktarıyorum. Sonra işte parça koyuyorum. Oradan oraya geçiş falan böyle... O kasetler bir valiz dolusu duruyor evde. Sonra... Kim, bütün çocukları konu kalmış öyle mahallede. Ya çok kötü bir yere gidebilir o benim çocuklarla şey bu arada. yanlış anlaşılmasın. Sonra Daft Punk dinletiyor falan. Ben aslında bu pandemiyle birlikte işte hatırlıyorum Twitch'te irtibat mikrofonu yayınına şöyle başladık. Sen dedin ki böyle böyle bir şey mi yapsak beraber? Ben sana şey dediğimi hatırlıyorum. Yani ne yapayım ben Twitch falan o kadar bilmiyorum ki. Hı-hı. Yanına mı geleyim ben? Yan yana mı hani yapacağız falan? Sen kibarca abi al şu kamerayı falan. ondan sonra evden yaparsan daha iyi olabilir falan demiştin. Nereden nereye geldi iş? Evet. Çünkü hakikaten ben de ait hissettim. Ve bir yandan da 3 yaşından beri müzikle uğraştığım için ve konservatuar okuduğum için falan... ...müzik dışında bir şeyler yapmak beni aşırı mutlu ediyor. Yani tek endişem şey olmak... Doktorlar şeye giderler böyle hafta sonu. Murat provaya geliyor musun hafta sonu? Cin 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 falan diye müzik yaparlar. Biz de böyle ona kulak misafiri oluruz ve çok kötüdür yani. Anladın mı? Hocam ben apandist alıyor muyum falan gibi yani. Dolayısıyla benim bu alanlarda öyle bir sound etmemden çok korkuyorum. Yok. Rahat olabilirsin abi falan. Benmişim merciyim böyle. abi çok keyifli notlar aldım röportajlarından. Eyvah. Şöyle bir şey demişsin. Bakırköy'de sahil yolu doldurulmadan oturduğumuz ev deniz kenarındaymış. Gece denize girerlermiş. İnsanlar birbirini tanırmış. Hani o bildiğimiz eski İstanbul'un şimdi özlenen halleri falan diye böyle bir Bakırköy'de... Biliyor musun bu ben miyim? Böyle ben de şaşırdım abi. Yalı'dan bahsediyorsun. Biz bu yalı'dan çok çektik. gerçekten çünkü bizim ya bunu niye burada anlatıyoruz bilmiyorum. Sadece bana ilginç geldi ama devamlı bizim abi ailede biz yalı'da o dönem işte denize giriliyormuş. Tabii, tabii. Yalı biz Bakırköy'de oturuyoruz ya nerede bu yalı? Evet. Ya nerede bu yalı ya? Ne evet, yalı ne şey ya evet, şey yapıyorlar ya, yeter oğlum. Anneme izletmeyeyim onu kızacak. Dedem yani daha doğrusu annemin dedesi. Ya da anneannemin babası, evet annemin dedesi, teyzemin dedesi şey yapıyormuş. Makine, gemi makine mühendisi miymiş, neymiş? Hı-hı. Hikayeler de arada bir sıvı ya böyle hani evet, arada bir çalkalanıyor bir şeyler oluyor filan. Emin olamıyorum ama gemiden şey sökmüş abi, projektör. Onu getirip yalının balkonuna takmış. Bak bak fantaziye bak. Deniz feneri yapmış. Deniz feneri yapmış ve denize onu yansıtıyormuş. Annemlere, teyzemlere diyormuş ki gece burada yüzebilirsiniz. O ışığın içinde annemler yüzüyormuş. Ulan gündüzü bitti. Şerefsiz ya. Bir gece yüzüyorlar anladın mı? Işığı... Işıkla bir de. Yuh. Yani, yuh gerçekten ben ya. Ben keyboard taşıdım oğlum yıllarca. Biz nasıl buraya evrildik? Kim yedi bizim paraları ya? Ali çok dertli biliyorsun yani. Ali aşırı dertli, sinirleniyor evet. Yani. Bizimkiler birilerine ev falan hediye etmiş ya böyle öyle şeyler ya var. Ya evet ya. Silivri'de bir anlatma. Ev var mı? Neyse. Evet. Anlat ya. Anlatayım mı? Anlat ya. Aile sarhoş aile yemeği sarhoş. Öyle. Anlat olmadı keseriz. Silivri'de bir ev var mı işte abi aile rakı sofrası evet, kurmuşuz evet. Gibi bir içerik pardon. Estağfurullah. Şey, Silivri'de bir tane ev varmış ve Silivri o zaman Mordor falan öyle uzak. Silivri mi? İstanbul. Ne alakası var ya falan. Ve gitmemişler dedemler. Neyse falan diye o evi unutmuşlar falan. Unutmak evi. Peki. Abi sorma işte bize bu kalmamış ya. Hiçbir şey kalmamış. Ekmeğimi taştan çıkardım ben ya. Kafamda saç yok. Şapka yayın yapıyor. Abi Silivri'deki ev falan derken bir gün gidelim diyorlar. Bir gidiyorlar. Bir aile oturuyor. Hoş geldiniz falan. Bizimkiler giriyorlar. Merhabalar falan. Burası bizim ya falan. Aa öyle mi? Biz burayı boş bulduk ki. Ya bir kere bak şimdi hikayede şey çok saçma. Bizimkilerin unutması ayrı saçma. Böyle bir ailenin gidelim gelip. Demek de çok saçma. O da saçma. Bir ailenin gidip aa burada bir boş ev var deyip oturup güzel bir hayat yaşaması da çok saçma. Yani garip bir özgürlük var. Yani tamam özgür. Çok garip bir şey oldu. Old like days falan özledik de bu ne?
Yani bu gerçekten gerçekten bir garip yani. Evet, ve ne oluyor hikayenin sonunda? Bu daha da saçma. Ya nasıl olacak, biz size kira bir şey verelim, hani biz ne olur bu eve çok yerleşti falan. Ay neyse canım, sizin olsun diyorlar abi. Ve veriyorlar evi. Ay çok çok teşekkür ederiz mi? Ev olur mu? Manyak mısınız siz ya? O sırada noter çağırıyorlar. Yani falan. Bak bütün bunlardan sonra yıllar sonra da toplaşıyoruz. Yalı döneminde yüzüyorduk falan. Ya Allah Allah, çıldırıyoruz ya gerçekten. Evet ya, yani değişik iş değil. Sen de böyle anlat abi işte, evet. Bunu. Bizim zamanımızda insanlar birbirini tanıyor. Bunu mu anlatayım röportajı? Kim bilir nereden aldın onu? Anlatsana ne? Ünlü caz müzisyeni Ercüment Oruç. Bizim yalı nerede? Nerede bu yalı? Abi yine keyifli bir cümlen geliyor. Başka bir röportajdan. Herkesin naçizane tavsiyem. Önündeki işi takıntılı derecede iyi yapmaya gayret etmesi. O zaman tüm olumsuzlukları aşabiliriz demişsin. Şu an terapiste gidiyorum abi bu konuyu. Sağ ol öncelikle. Rica ederim. Çok doğru bir şey söylemişsin. Ayrı konu. Gerçekten ne denir? Liyakat yok. Liyakat da denir aslında. Liyakat o işin sonucu olabilir. Evet. Ama bu da tabii insanı birazcık yoruyor. O da ayrı bir konu. Ben de nereden geliyor, nereden geliyor diyordum. Bu da belki de aileden geliyor. Sen beni buraya şikayet etmeye mi çağırdın? Abi bak ya? Olacak iş değil. Yalı nerede? Ercüment abi, yalı yok. Takıntılı bir insan olmuşum falan. Yani bak beni şekillendirdi falan diye başlıyor. En abi. Son böyle bir şey imzalatıp arabasını alıyor çıkışta, ben şeyle dönüyorum ben Marmaray'da. Biraz öyle oldu, evet, şikayet ediyor gibi. Ama buradan şeye gelecektim. Yani bunu nasıl aşabiliriz'e gelecektim. Çünkü hakikaten yani hem işini iyi yapmak istiyor insan. Şimdi öyle de bir gerçek var. Ben değil ama bazı insanlar iyi yapmak istiyor. Hadi oradan. De sen de çok takıntılısın bu arada. Yani evet, direkt yani. İşini iyi yapmak konusunda. Sokrates'te çok geriliyorum. Oraya dönüyorum. Yok yok, bence atmışsın o gerginliği. Attım değil mi? Ya da benim sayemde, bilmiyorum. Şu anda o da olabilir yani, artık aileden birini getiriyor böyle. Benim karşımda da gerilmedi. Falan diye buraya böyle akraba çağırıp falan. Ya takıntılı iş yapmak abi, yani biz aynı terapiste de gidiyoruz zaten. Mükemmel. İşi bırakacak bizim yüzümüzden falan. O demişti ve doğru bir şey bence. Yani bu biraz hem şansının hem lanetin demişti. Bana çok doğru tınlıyor bu. Çünkü bir şey yok yani. Hani bunu çok güzel yapacağım mesela. Hani bu şu anda bu kupalar çok şık, çok güzel, siyahla beyazla bilmem ne. Bunun takıntılı derecede iyi yapıldığı için bu kadar iyi. Ama bu takıntı da insanı yoruyor tabii ki. Yani bir şey yok. Ya varsa da ben o yöntemi bilmiyorum yani. Böyle relax abi, öyle yapayım. Aa bu da çok güzel oldu, bu da çok güzel. Öyle değil yani. Ben zannetmiyorum ki, atıyorum. Christopher Nolan mesela bir örnek sinemada hani. O altınlar gerçek olacak, uçaktan attığımız falan gibi saçma sapan şımarıklıkları var ya. Evet. Herif bir de o altınları alıyor. O değil de o altınları alıyor. Bir de artıyor altınların fiyatı. Satıp oradan da para kazanıyor filmden sonra. İnanılmaz bir şey. Tenet'ten bahsediyorum. O da bence değildir yani. Stressiz değildir mesela. Kesinlikle. Çok bilmem ne oldu bu sahnenin peysi falan diye deliriyordur herhalde. O diye yüzden umuyorum. Mi anlamıyoruz acaba falan diye. Anlamamışım değil mi Ersin? Dolayısıyla onu nasıl aşabiliriz kısmı bende onun cevabı yok yani. Eğer bir şey yapıyorsam iyi olması konusunda en fazla overthinking'i durdurmaya çalışıyorum. Evet, evet çok. Yani burada bilmiyorum, ben ayrıca belki içerik dışı açmam gereken bir konu bu ama. Diğerleri gibi. şu yalı falan. gerçekten benim de çok derdim ama bir yandan da bu konuları böyle üzerine kafa yordukça insan daha anlamlı geliyor gibi geliyor da biraz. Takıntıları mı? Hayır yani iş güzel olsun istiyorsun diye aslında bir nevi güzel oluyor ya senin dediğin gibi. Tabii. Sadece onun dengesi, hayatta her şeyin dengesi olduğu gibi. Evet. Burada da çok sürekli öz sözlerle. Ve yine bu konudan devam etmek istemediğimden şu şeye gelelim abi. Şimdi ben bir hasetimden bahsetmek istiyorum burada. Oh yeah. Gibi dizisinin sezon finaline müthiş bir soundtrack'e imza attın. Abartılı mı? Yok öyle, gerçekten çok iyi. Ve ben tanıştırdım sizi Beyaz'la.
Ayrıca sevgili Soykan ve arkadaşları her gece Feyyaz'la oyun oynuyor. Ben Feyyaz'ı en son halı sahaya çağırdım. Cevap vermedi. Acaba sorun bende mi? Yani halı saha olduğu için mi bir sıkıntı var? Şaka bir yana abi. Gerçekten o irtibat mikrofonu yayınlarında Feyyaz'ın da geldiği efsane. Onu çok herkes şey yapıyor zaten. YouTube'da bu arada en çok izlenen şey olmuş. Niyeyse Feyyaz'ın geldiği böyle. Allah Allah. Sonra da oradan yani gibi de böyle bir şeye vuku bulması çok enteresan oldu. Bu arada. Orayı yani. Biraz anlatsana. Ya ben hayatın bu tarafını da aslında biraz reddediyordum yani şey olarak. Bir şey yapmıyordum reddederek ama işini ne kadar iyi yaparsan yap. Ne deniyordu İngilizce şeyine onun? Çevre. Çok havalı bir kelimesi var onun. Çevre. Network. Ha net. Ay hocam nasıl bilmiyorum ya. Beceremiyorum hocam. Network. Network olayını böyle isteyerek mesela benim mesleğimde en çok eksik yaptığım şey sosyal anksiyete dolayısıyla gidip böyle bu tarafı daha güçlü olan insanlarla kıyasladığımda bakıyorum. Sen maalesef direkt, de çok önemli ya. İnanılmaz önemli ve hatta ben çok gıcık oluyorum buna. Ya. Hatta evet yani ben böyle bir yere falan isim vermeyeceğim. Bir yere davet edildim falan. Gitmiyorum ben normalde. Of small talk falan diye. Gidip böyle iki kadeh bir şey içip falan. Nasılsınız harika değil mi? Ah inanılmaz ya falan diye böyle falan işler yaptım. Fotoğraf çekiyorlar falan. Hayvan gibi konser geldi falan. Geldi mi? Ya çünkü birileriyle tanışıyorsun şey diyorlar. Ah sen nereden çıktın ya falan diye diyorlar. Evden falan diye böyle FIFA oynuyordum falan. Yani o kısım lanet olsun dedin değil mi sonra? Lanet olsun dedin niye işe yaradı of ya falan. Kesinlikle. %10 falan mutlu oldum yani. Hani işin kendisiyle evet, ilgili mutlu oldum. Yapmak istediğim bir şey gerçekleşti ama bu arada tüm dünyada da böyle. Yani gidip böyle partilerde bir şeylerde falan insanlarla böyle. Yani göz önünde olmak gerçekten evet, insan bug'ı yani. Bizde de buna bu şekilde vesile olması çok ilginç. Yani ben daha çok müzik yapmak istediğim bir bugün son 3 yılda mesela bir içerik olsa herhalde ilk söyleyeceğim şey gibi olurdu. Ve tamamen mesela ben Feyyaz'la bizim yayında Feyyaz'ın senin arkadaşın olması sebebiyle yayınlara gelmesiyle arkadaş olduk. Ve muhtemelen o şekilde ben aklına geldim Feyyaz'ın. Hani nasıl olur çalışsak diye ve çok iyi sonuç verdi diye düşünüyorum. Bir daha aramadılar ama. Ama Feyyaz'ın şeyi falan çok komikti. Buradan çekiştirelim gerçekten. Ya Feyyaz'a bir şey mi soracaktık? Ne sen sordun cevap vermedi. Ben aradım açtı böyle. abi Boğaç'a bir ara istersen bir an diye. Hatırlıyorum ben bir şey sormak için ona yazmıştım. Sonra sen de o sırada numarasını istedin benden. Ben de dedim ki abi ben yazdım cevap vermeyebiliyor. Sen bilirsin ama yani. Ama bir dene dedim direkt açmış. Telefonunu bana hala cevap vermedi bu arada senelerdir yani. İnanılmaz ya. Neyse yani böyle çok şey yaşanıyor. Ben halı sahada mesela 2-3 kişiyi bir araya getiriyorum. Sonra onlar gidip başka halı saha yapıyorlar. Yok artık ama this is the reason. Yani bunları ben buraya taşımamalı mıyım acaba falan diye. Tabii bunların hepsi şaka. Tabii Feyyaz canımız ciğerimiz. Cevap yüzden, verdi bu arada. Tabii ki şaka. Bir daha yazma bana dedi. Şakadır. Oğlum dedemin şey var ya o değil de dedemin şey var ya böyle bu o değil de count yapabiliyor muyuz? Ben ona göre ne ödeme alacağım diye abi, konuştuk çünkü evet, evet. Özgür'le falan. Hiç yapılmadı bugüne kadar programda ismi olmasına rağmen. Ben hepsinin şeyini çıkartıyorum şu anda sana. Dedemin bir tane skecini bulduk şey zamanı. Koydum Instagram'a biliyorsun sen de. Ha. Köşede şakadır yazıyor ya. Abi çok tatlı değil abi, mi müthiş ya? Müthiş bir zaman ya gerçekten o dönem ya. Bir şey Altan Erbulak televizyonda işte haber sunuyor. Orada bir manken bir kadın var. Ve gerçekten onunla diyaloğa giriyor falan. Bayağı böyle meta bir şaka var orada yani. Manyak bir şey. İnanılmaz. Dördüncü ama, duvar falan evet, yıkılıyor aslında. Ve köşede şakadır yazıyor. O kadar tatlıydı ki. Onun gibi böyle Feyyaz'la ilgili bölümü oraya bir şakadır yazabiliriz. Böyle şey TV'de yapılan ilk şaka. Evet evet bulmuşlar. Abi ben geçen annem anlattı. Böyle alakasız aile sohbeti oldu ama. Bir ara bir reklamda oynamış dedem. Orhan Boran'la olan mı acaba? Galiba tamam. Aynen. Ve neydi? Kayınbirader. 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 Abi yılların tiyatrocusu tamam mı? Böyle
inanılmaz hani şey açısından. Tabii yani, tabii. Yani o zamanlar ben Gazanfer Özcan'a falan yani. Rahmetliye Avrupa yakasında bir bölüm oynadım filan. Orada kuliste Gazanfer Özcan falan, rahmetli annem de hep şey derdi. Oğlum söyle işte dedeni filan. Böyle çocukları yani sonuçta. Evet, ama bize de garip ya. Ne diyeceğim anne şimdi gidip işte ben iyi ne yapayım falan diyebilir yani adam, ama Gazanfer Özcan'la çok o dönemdaşlar falan. Hadi söyleyeyim dedim. Oğlum adam böyle Palpatine falan gibi tepki verdi. Böyle unlimited torun falan diye böyle. Rutkay falan diye Rutkay Aziz falan çağırdı böyle. Tansiyon ilacı falan böyle, anladın mı? Orada bir infial oldu. Ben böyle korktum yani. Hani öyle bir önemliymiş rahmetli. Evet. Ya niye Palpatine gibi hayal ettirdin şimdi? Tam en güzel yerde. Neyse evet öyle biriymiş. Bir tane reklamda oynuyor TV'de sadece. Orada da kayınbirader diye sesleniyor. Abi yolda herkes hop kayınbirader, kayınbirader falan da sesleniyormuş. Tam dedemlik bu arada. O da böyle içten içe hani seviniyor ama bir yandan da uyuz olmuş. Evet. Lan ulan yıllarımızı verdik kayınbirader diye. Ya. Bir de şaka yapıyorlarmış falan reklam şeyle alakalı. Sonra geçen düşündüm ulan bilmiyorum şey bir yorum olacak ama senin adına da bir şey söyleyeceğim ama. Söyle, söyle. Böyle mesela ben de hani bir şeylerle uğraştım falan böyle ne bileyim internette tabii, bazı tabii. videolar yaptım, bir sürü televizyon programında çalıştım bilmem ne. Bana yolda gelip abi bilmem ne denir falan ben de eyvallah falan diye hani tamam o da aynısını güzel bir yaptı iş. Bu arada öyle yapıyorum. O da güzel eyvallah, bir iş falan. Abi. Sana da tabii ki dizi müziği gene inanılmaz sanatsal bir şey olarak görüyorum ama senin ruhunu yansıttığın şey asıl solo albüm, caz müzisyenliği. Bir anda öyle bir şey. Bizim ailenin kaderi mi evet bu acaba? Abi, bayağı yani. Bir orada bir şey var ya bu şeycilerde işte kişisel gelişim. Burada öğrenmen gereken bir şey var falan. Neyi öğreneyim oğlum iş işte yani. Ya elimden geleni yapıyorum ne bileyim ben. Ama aynen. Sen de öyle demiştin hatırlıyorum. İlk Soğuk Savaş tuttuğunda böyle sen bayağı ilk döneminde şeyi bitiripteydin. Kabullenme sürecin oldu senin. Evet olarak. Abi. Böyle... Ulan o kadar şey yaptık, bir kameranın önüne geçtik, şey oldu ya, hepsi kıymete bindi falan diye böyle aşırı noble şey evet bir yerden ya, sanki çok böyle aşırı şey düzgün bir herifsin de sanki. Doğru. Çok böyle sanki şey sergi geziyordun evet, o güne evet, kadar da hiç yani. Ya. Ama bu böyle yani insanın bug'ı bu. Evet. Aynı o sosyalleşme gidip kokteylde birileriyle hoşbeş etme evet. gibi bir şey. Yani göz kameranın önündeki ben şeye çok üzülüyorum abi. Mesela filmlerde John Wick 4'e gittim mesela. Hı-hı. Çok güzel falan harika. John Wick'te mesela böyle işte abi Keanu abi haydi Keanu övüyoruz karikatürü gibi. Umut Sarıkaya'ydı sanırım. Ha. Öyle bir durum var ama abi orada merdivenden yuvarlanan dublörün haddi hesabı yok mesela. Herif evet. böyle şey bağ kuru diyor böyle anladın mı? Hani ne yapacağım işte şeye gideyim... markete gideyim alışveriş param yetecek mi filan. Hani bir filmin ya da bir ürünün çıkmasında çalışan bir sürü insan oluyor ama bizler insanla biz de yapıyoruz bunu. Göz gördüğünü hatırlıyor abi böyle. Evet, evet. Yani ne yazık ki bu bir gerçek. Ben onu bir de çok alakasız John Wick dedin diye aklıma geldi. Jackie Chan'da yaşadım abi. Jackie Chan hepimiz hani çocukluğumuzun kahramanları. Sonra Hong Kong'daki filmlerine baktım abi. İnanılmaz. Ya. Muhteşem yani böyle bir gerçekten acıyı görüyorsun falan evet. yani neler yapıyorlar kimsenin haberi yok yani benim de yok yani böyle şey Rush Hour falan abi ne komikti falan ya. Diyoruz halbuki orada ne var o da sonra geri dönüp bunları anlatıyor bir yerde ya. Falan Amerika'da böyle işte biz burada böyle ben yapıyoruz. Şeyi sonradan izledim abi şey falan oldum Joker'e gitmiştim ben sinemaya güzel falan okey. Herif çok ki iyi oynamış yani. Falan tamam, evet seni sevmediğini biliyorum o yüzden temkinli girdim. Sonra abi birkaç ay sonra mı ne ben Robert De Niro hastasıyım. Scorsese'yi de çok severim. Fakat atlamışım King of Comedy'yi. Komedi kralını. Robert De Niro filmi izledim. Bu ne lan bu? O film bu. Falan diye bayağı olması gereken bu. Varmış bu film falan diye bayağı aynısı. Hatta olması gereken yani. Bilmesen diyorsun ki mesela bu fikir nereden geldi? Tarih böyle gidecek yani. Bunun önüne evet, geçmek evet, pek kesinlikle. Mümkün değil. Sadece biz... Şey olmaması çok gereksiz detaylı bir şey söylemeye çalışacağım ama bunun birilerine bu tip bir bug'ın birilerine nitelikli işler yapmaktan alıkoymamasını dilerim. Aa, gidiyor. Çünkü gerçekten. Bundan korkuyorum yani. Evet, çünkü evet. gençlerde şey var.
bu geçer falan diye gençlerde şey sıkıntısı var yani. Hemen bir şeyler olsun istiyor yani. Çünkü geçmişte bir şeylere konsantre olmak daha kolaydı ya. Bugün mesela şöyle bir şey yaptım evden çıkmadan böyle. İşte giyindim falan, en son işte montum bir şey alacağım falan. Telefona şöyle baktım. WhatsApp'ta bir şey yanıyor mu diye. Yanmıyor. Oh falan diye. Mesela hayatımızı yok etti ya WhatsApp. Evet ya. Ya yani, her an ulaşılabilir olmak. Abi korkunç bir şey. Siz manyak mısınız ya? Bu nasıl bir şey? Bunu da biz nasıl normalleştirdik? Evet. Ne demek her an ulaşabilmek İnanılmaz. Bana ya? İnanılmaz. Tamam, yani bana dediğim sana da yani. Sana da. Böyle bir şey yok. Evet abi. Yani olmamalı yani. Dolayısıyla çocuklar böyle bir vakit yok yani. Hani bir şeye böyle ben kapanayım abi 10 yıl hazırlandım bu proje falan. Yok öyle bir şey. Yani hazırlanamıyorsun WhatsApp'tan böyle bir şey. Abi akşam halı saha falan. Daha çabuk bir şeyler başarmak için niteliksiz ve hep kameranın önünde olmak isteyen insan, bu kamera önünde olmayı metafor olarak kullanıyorum. Evet, yani daha havalı bir devam edeyim mi? Böyle iyiyim. Bence okey. Çok güzel. Bitirmeyeceğim mi bunu? Yok abi. Anlayan anladı hadi yeter. Yok yalıya dönelim. Iyiydi. Abi şu soruyla bitirmek istiyorum. Buyurun. Bunu Buğra'ya da sordum. Buğra yanlışlıkla beni övdü sonra. Tamam. Bakalım sen de öveceksin. bana ulan ya ne biçim adamsın falan dediğin ya da böyle korkunç bir anın vesaire böyle beni gömebileceğin ya şurada ne saçma bir şeydi ya falan diyebileceğin böyle bir anı geliyor mu hakkına diye sana zaman kazandırmak için ben son duyurumu yapayım. Gelmezse de bir şey söylersin öyle bitiririz. Sevgili arkadaşlar O Değildi'nin bu bölümünde Ercüment Orkut bizlerleydi. Bizi dinlediyseniz izlediyseniz de dinleyebileceğinizi unutmayın ve iki yerden de kanalımızı takip edin efendim. Evet, var mı öyle bir anın abi? Yok, bu sizin kazanma hareketi gibi oldu ya. Evet. Ebu Aç altına sıçmıştın falan diye bir şey. Hani öyle bir şey bulabilirim yani. Atrium'da dayak yemiştik benim onu yüzümden. Onu senin yüzünden falan değil hocam. Niye? Ben bağırmıştım öyle değil miydi? Hayır hayır. Atrium'a gittik beraber. Aha. Yine böyle ben 10 yaşındayım. Sen 4 falan. Ve bir tane çingene çocuğu. Bunu her seferinde söylememiştim. Hayır, şey komik çünkü. Yani sen kim, kendime diyorum kimsin? Sen niye dört, bizimkilere diyorum niye 4 yaşında çocuğu 10 yaşında çocuğa emanet ediyorsunuz? Ben doğru, ne bileyim aslında, ben. Evet. Zaten ne yapayım yani 4 yaşında çocuğu embriyo gibi grog gibi geziyorsun yanımda. Ondan sonra o dönem daha bir şeydi ama yani. Mümkün değil mi? Evet yani şu an ortamda öyle bir şey yok. Daha 10 yaşında çocuğu salar mısın? O dönem AVM'ye git götür. Ya tabii canım ben bu falan yani. Biz gittik Atrium'a falan. Onlar yalıda yüzüyorsun. Bunlar yalıya gidecek, sizi gönderiyorlar. Bunlar ne haliniz varsa görün. Bunlar şey bizimkilerin doğal seleksiyonuymuş. Hani sağ kalanlar yüzmeye geliyor. Manyak bir aile canlandı milletin kafasında. Şey Burcu Vazi'nin şeyi böyle. Evet ya. Evil alakası yok. Tamam şaka olsun diye abarttık evet. Yani. Şey abi, çocuk evet. Bir tane böyle çiçek satan şeyin bir roman bir çocuk geldi yani ve çocuk da böyle 8 yaşında falan ama 25 gibi ya onlar böyle. Geldi böyle ne yapıyorsunuz lan falan diye geldi. Sen zaten böyle grogu yani direkt falan diye böyle bir şey. Çılgınımdan Burak Kurt diyor çocuğa. Kurt bu arada. Şey çocuk böyle bir şeyler dedi falan tam olarak ne olduğunu ben de hatırlamıyorum. Sonra bana çat diye tokat attı. Ve sen ağlamaya başladın. Çocuk böyle falan diye gitti. Hikaye o. Senin bir günahın yok yani. O dönemin hani kötü davranışı evet da. Abi. Evet abi. Kötü adam kahkahasıyla gitti çocuk böyle. Öyle bir şey yani. Yoksa senin bir günahın yok okay, yani. Ben yanlış hatırlamışım onu. Neyse. Sen bu arada böyle kozlar vermeyecek kadar aslında self control bir adamsın. Kapatalım kameraları falan. Böyle anlatacaklarım var falan. Evet sen çok özenlisin zaten. O gene yüzden bir şekilde bakıyor. O yüzden şey aslında şey sıkıntıları bu takıntılar makıntılar kendimden biliyorum. Yani dikkatli evet, olayım derken makineyi fazla zorluyoruz. Fazla zorluyoruz. Fazla. Çok imreniyorum. Hiçbir şey umrunda olmayan insanlara bu arada ya. Beni %20'si falan alakası yok. Kim sandı ya? Bilmiyorum. Ece cevabı oldu bu arada. Şeyde evet. Satoshi'de diyorum böyle. Biz de gittik sergiye bilmem ne falan diyor Ece. Hangi sergiye gittiniz diyor. Bilmiyorum diyor.
Çok güldüm ona ya izlerken. Yalan söylüyor böyle. Net ya. Bir de onun gözünden anlaşılıyor. Evet, evet. Biz de gittik ya sergiye falan. Hangisine gittik bilmiyorum. Direkt vazgeçiyor. Hiç arkasında durmuyor. Emeğe girmiyor yani. Onu çok sevdim ben de. Çocuk yalanı. Evet. Peki çok güzel sohbetti abi. Vallahi teşekkür ederim. Vallahi benim için de her zaman. Dinleyenler ve izleyenlerimiz de umarım keyif almışlardır. Kulaklarınıza sağlık. Gözlerinize de. Öpüyoruz falan diye bak. Böyle Seda sayan mıyım ben? Niye öperek bitiriyorum programı? Evet. Görüşürüz ben ya. Ben Sucu'ya öptüm demiştim bir kere.